Samsun'da kendi aralarında başarılı olmuş kadınların başarı öykülerini paylaştığı başarının şifreleri adı altında bir toplantı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen etkinlik Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğince gerçekleştirildi. Kadınlar takım çalışmasına yatkın, duygusal zekası yüksek, empati kabiliyeti üst düzeyde ve çok önemli artık bugün şirketlerde ve kurumlarda çok yönlü düşünce becerisine sahip birer insanlarsınız. Toplantının açılışında Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırım ve İşkur Samsun İl Müdürü Hasan Kılıç Aslan birer konuşma yaptı. Başarının şifresinin inanmak, hedef koymak, yaptığınız ve yapacağınız işi sevmek, sevmeye çalışmak olduğunu söyleyen Gümüş Hacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, hayatım boyunca her yaptığım işi, verilen görevi, isteğimin dışında da verilen görevleri hep sevdim, sevmeye çalıştım ifadesini kullandı. Öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdiği projelerden bahseden Dilek Livaneli, bu projeyle çocuğun kitaba olan aşkı bir kez daha ortaya çıktı. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırma adına projemiz hayat buldu şeklinde konuştu. Vardır ve ilkokul öğretmeni asla unutulmaz. İz bırakır ilkokul öğretmeni. Olumlu ya da olumsuz. Bunu bizi Çankaya'nın göbeğinde staj yaptırdılar. Biz güllük gülistanlık okulumuza gittik geldik. Biz öyle hayal ediyorduk. Ama köy okulu gerçeğiyle yüzleştiğinizde olayın işte öyle olmadığını fark ediyorsunuz. Bakıyorsunuz ki bir öğretmenler odası yok okulda mesela. Her zaman özel sektörde mi olur girişimcilik? Hayır. Ben devlet memuruyum. Gayet tabii bir devlet memuru da girişimci olabilir. Okulumu gençleştirdim. Nasıl yaptım bunu? İşte siz dünyanın en iyi öğretmeni olun. Eğer okulunuz içinde, sınıfınız içinde belli bir fiziksel ortam, yani sağlıklı bir fiziksel ortam yoksa siz orada ne anlatırsanız anlatın, nafile diye düşünüyorum. Sonrasında yine öğrencilerin özgüven eksikliğine yönelik çalışmalar başlattım ve okuldaki bütün panoları değiştirdim, onları fotoğrafla tanıştırdım. İlk defa mesela çocuk 6 yaşına gelmiş, hiç fotoğraf çektirmiyor. Böyle değişik hikayeler. Öğrencilerin fotoğraflarından oluşan yine 3000'e yakın bir fotoğraf koleksiyonu oluşturdum. Şu